Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yer yerinden oynatacak haberi verdi. Altaylı, günlerdir konuşulan Ekrem İmamoğlu'nun televizyon kurduğu, Fatih Portakal'ın İmamoğlu'nun televizyonuna geçmek için Fox'tan ayrıldığı gibi dedikodulara son verecek bir yazı yazdı. Altaylı'nın yazısı şöyle, Ekrem İmamoğlu televizyon kuruyor, danışmanlığını da Nuri Çolakoğlu yapıyor. Bu amaçla Olay TV'yi satın aldılar, İstanbul'a taşıdılar, diye başlamıştı hikaye. Hatta Fatih Portakal da arkadaşı İmamoğlu'nun televizyonuna geçmek için Fox'tan ayrılmıştı. Pek yakında Olay TV'de başlayacaktı. Belediyede, basın ekibinde yer alan Süleyman Sarılar da Olay TV'ye geçince dedikodular iyice pekişti. Ekrem Başkan'ın televizyonu kuruluyordu. Ardından Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar'ın televizyonu sattığı yazıldı. Konu iyice inandırıcı hale geldi. Ama birkaç gün sonra da Cavit Çağlar'ın televizyonu satmadığı açıklandı. Olay tam bir muammaya dönüştü. Bu arada ben de 30 yıldır tanıdığım Cavit Çağlar'ı aradım ve konuşup işin doğrusunu öğrendim ama ne yalan söyleyeyim yazmak istemedim. Medyanın konusuydu, okuru çok da ilgilendirmiyordu. Fakat okurlar sormaya başlayınca anlatayım bari öğrendiklerimi dedim. Televizyon gerçekten Cavit Çağlar'ın. Fatih Altaylı ve Cavit Çağlar arasındaki konuşma şöyle, Fatihcim, Olay TV'nin %100'ü benim. Bursa'dan İstanbul'a taşıdım çünkü medyanın merkezi İstanbul. Türkiye çapında bir iş yapacaksak İstanbul'da olmak lazım. Fatih Altaylı, peki Çağlar niye televizyon kuruyor, niye dertsiz başına dert alıyor? Cavit Çağlar, neredeyse 20 yıldır bankaya el konulması nedeniyle uğraşıyordum. Çok şükür 20 yılda devlete olan tüm borçlarımı ödedim yaklaşık 1 milyar dolar borcu dedik. Alacağımızı aldık, satacağımızı sattık. Kimseye tek kuruş borcumuz kalmadı. Benim de işim kalmadı. Şu anda yapacak işim yok. Bari medya patronluğuna döneyim dedim. İşim gücüm yok. Bir iş yapayım dedim. Sıkılıyordum. Zaten biliyorsun NTV'den bu işi ülke çapında iyi yapmayı da öğrenmiştik. Medyaya döneyim dedim. Başına da Nuri'yi getirdim çünkü NTV'yi de onunla kurmuştum. O beni bilir, ben onu. O zaman iyi de iş yapmıştık. Okuruyor, ben de arkada duruyorum. Fatih Altaylı, niye arkada duruyorsun? Niye bir anlamda saklanıyorsun? Cavit Çağlar, Fatihciğim o kadar işsiz gazeteci varmış ki inanamadım. Çoğu da eski dostum. Biliyorsun beni, kolay kolay hayır diyemem kimseye. O yüzden karışmak istemedim işlere. Tüm yetki ve sorumluluk Nuri'de olsun diye. Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun televizyonu dediler, ona da ses çıkarmadın. Cavit Çağlar, herkes her şeyi der, sonra doğru ortaya çıkar. Ben hayatımda Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmedim, belki bir iki karşılaşmışızdır, karşılaşırsak merhaba merhaba. Tabii ki İstanbul Belediye Başkanı olarak saygımız vardır ama tanışmayız bile. Fatih Altaylı, başına belediyeden Süleyman Sarılar da geçince kesin İmamoğlu'nun televizyonu oldu ama. Cavit Çağlar, Süleyman Sarıları getiren Nuri Çolakoğlu, ben de tanırım Süleyman'ı, Kanal D döneminden. Ama getiren Nuri, Nuri iyidir ama solcudur işte, solcuları topluyor herhalde, diye kahkaha atıyor. Fatih Altaylı, muhalif kanal olacak diyorlar, ama biliyorum ki sen Tayyip Erdoğan'ı her yerde met ediyorsun, nasıl olacak? Cavit Çağlar, evet doğru. Ben Tayyip Bey'i severim, tutarım. AK Partili hiç olmadım ama Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çoğu şeyi beğeniyorum. Zaten bizim muhalif bir kanal olma iddiamız yok, bizim dürüst bir kanal olma iddiamız var. Tarafsız, dürüst, inanılır olmak istiyoruz. Hatırla NTV'nin kuruluşunu. Fatih Altaylı, Nevşin Mengü'de gelince kesin çok muhalif bir kanal olacak izlenimi oluştu. Sonuçta bazı kesimlerin Fox Haber'e uygun gördüğü, olay TV olmasa Sözcü TV'de başlayacak olan bir isimdi. Cavit Çağlar, ben bu işlere hiç karışmıyorum. Galiba orada bir İzmir dayanışması falan var. Nuri Çolakoğlu ile Nevşin'in ailesinin tanışıklığı var, Nuri getirdi. Gelen kim olursa olsun bizim prensiplere uyacak, isimler o kadar da önemli değil, kanalın tavrı önemli. Tarafsız, bağımsız. Kanalın hiçbir konuda tavrı, bırak tavır almayı yorumu bile olmayacak. Tamamen haber yapacağız, hiçbir tavır, tutum almayacağız, tamamen yorumsuz olacağız, buna uymayan gider. Yorum yapacak olan, taraf tutacak olan bizim orada olmaz, hemen gider ya da biz yollarız. %100 tarafsız, %100 yorumsuz olacağız. Fatih Altaylı, bu zaman tarafsız olmak kolay mı? Cavit Çağlar, bana sorarsan kolay, devlet değişim yok. Kendine bak, yıllardır tanışırız. Bana da neler yazdın, neler dedin, bir gün küstük mü, bir gün selamı sabahı kestik mi? Çünkü herkes biliyor ki Altaylı tarafsızdır, kimsenin adamı değildir. Yanlış doğru kendi fikrini söyler, borazanlık yapmaz. Kimse sana dokunabiliyor mu, demek ki mümkün. Fatih Altaylı, iktidar baskı yapmayacak mı? Bu zamanda tarafsızlık zor ve zahmetli. İktidar onlardan yana durmanı istemeyecek mi, destek vermeni talep etmeyecek mi? Destek vermezsen tukaka olmayacak mısın? En azından reklam vermeyerek zora sokmayacaklar mı? Cavit Çağlar, zannetmiyorum Fatih. Beni bilen biliyor. Bak NTV'yi kurduğumda kendi siyasi partime bile destek vermedim ya da karşı çıkmadım. Tam tarafsızdım. Bugün de öyle olmak istiyorum. Ha de ki senin dediğin gibi oldu, de ki baskı yaptılar. Olayı var, kapatır giderim, vururum kapıya kilidi, çekilirim. Bir kez daha söylüyorum. Tam tarafsız, tam yorumsuz olacağız. Buna rağmen birilerinin baskısı olursa kolayı var, kapatırım televizyonu. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Youtube katıl üyelik sistemi sayesinde kanalımıza destek olabilir, yayınlarımızın devam etmesine yardımcı olabilirsiniz.